Sayın Başkanım, şimdi buraya şu gördüğümüz alanın ne amaçla kullanacaksınız? Hani bir açıklama yapar mısınız kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla? İlçemize güzel bir yatırım müjdesi vermek için basın açıklaması yapıyorum. Göreve geldiğimizde şu gördüğünüz alan ilçemize yakışmıyordu. Moloz yığınları vardı. Belediye ekiplerimizce yaklaşık 150 kamyon bir moloz ve temizlik çalışması yaptık. Daha sonra hemen arkamızda gördüğümüz Gençlik Spor Bakanlığı'ndan hibe alınarak basketbol sahasını yaptık. Bu sene itibariyle de gençlerimizin hizmetine sunmak için bir kapalı halı sahamız yaptık. Sonra bu alanı spor tesisleri ve park alanı olarak düşünmüştük. Ankara'ya bu gördüğünüz 4000 metrekarelik alanı park alanı yapmak için müracaatta bulunduk. Proje İller Bankası'ndan %50 hibe desteği, Çevre Bakanlığı'ndan %45 hibe desteği ve %5 de belediye bütçemizden katkı sağlamaktı. Yaptığımız girişimler sonuç verdi ve 7 Ocak 2014 tarihinde İller Bankası'nda saat 2'de Ankara İller Bankası Genel Merkezi'nde saat 2'de ihalesi yapılacak ve şu gördüğümüz olan ilçemize yakışır bir park alanı olacak. 2009 senesini hatırladığımızda bu gördüğümüz alanda üniversitemize, garnizon komutanlığımıza ve 5 ilkokulumuza içinde bulunan yol bize yakışmıyordu. Bu alanda hem kapalı saha, basketbol sahası ve park alanı yaparak ve yolu da genişleterek sıcak asfaltı da Yıldırım Belediyesi'nin katkılarıyla döktük ve ilçemize yakışır bir alana sahip olduk. 7 Ocak 2014'te ihale yapıldıktan sonra en yakın bir zamanda inşallah seçimlere kadar 30 Mart 2014 yerel seçimlerine kadar bu park alanını ilçemize hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Bir daha müjde vermek istiyorum. İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'ta geçen hafta arası bir görüşme yaptık. Bu görüşmede kapalı halı sahamızın yapıldığını fakat halkımızın duşları maçtan çıktıktan sonra duş ihtiyacını gidermek ve Soyunma. diğer gereksinimleri gidermek, orada çay salonu yapmak için bir müracaatta bulunduk. Sayın Başkanımız projeyi hazırsa Şubat ayı meclisine bu projeyi meclis kararıyla yapıp buradaki sosyal tesisi yapma sözü verdi. Onu da 30 Mart 2014 yerel seçimlerine yetiştirerek şu gördüğünüz alanı güzel bir 4000 metrekare bir park alanı, basketbol sahası, kapalı halı saha ve sosyal tesisleri yaparak halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz, hedefliyoruz. Bundan sonra da böyle vizyon projelere devam edeceğimizi sayın halkımıza sizler aracıyla belirtmek istiyorum. Yapacağımız bu projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyor. Hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.